ne zaman ve ne kadar sorusunun yanıtını bekliyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilere en az 7 bin lira seyyanen zam ve bunun kök maaşa yansıtılması talebi gitti. Ancak o talebin geri çevrildiği iddia edildi. Bizler kupon arazi istemiyoruz, gemicikler istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir düzen ve yaşam koşulları istiyoruz. Utanıyoruz. Gerçekten torunlarımızın yüzüne bakamıyoruz. 2023 Nisan ayında 7500 liraya yükseltildi en düşük emekli maaşı. Aradan geçen aylarda enflasyonla maaşlar erirken iktidar Ekim ayı için düzenleme sözü verdi. Ancak yıl bitti. Ocak ayında %36,57'lik enflasyon farkı netleşti. Milyonlarca SGK Bağkur emeklisi refah payı bekliyor. Kök maaşlarının arttırılmasını talep ediyor. Ama meclis kapalı. Kabine toplanmadı. Oransal manada artış değerlendirmesi Bakanlar Kurulu tahmin edip önümüzdeki hafta değerlendirilir. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin emekliler için hükümetin adım atmasını istediği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise maaş zammının fiyat artışlarına yol açacağına, bunun da emekliyi daha da zorlayacağına işaret ettiği belirtiliyor. Yani kök maaşı 7500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına maliyeden izin çıkmadığı öne sürüldü. Çalışılıyor. Yani etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, kanun hazırlığımız zaten temel noktada vardı. Onun içerisinde tabii değerlendirilir. Şu anda bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilir. SGK ve Bağkur emeklisinin zam oranının artırılması ve kök maaş düzenlemesi için mecliste yasal düzenleme gerekiyor. Ama gözler önce kabinenin emekli için vereceği karara çevrildi. Asgari ücret desteğini 500 liradan 700 liraya çıkaran kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun meclis başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından genel kurula sevk edilecek. SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmasına yönelik düzenleme için milyonlarca emeklinin gözü kulağı hükümetin atacağı adımda. 7500 lira en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik yapılan çalışma kabinede ele alınacak. Ardından meclise sevk edilecek. Ve meclis gündeminde emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağı da olacak. Ancak emeklinin maaşı için kaynak yok cümlelerini duymaya devam ediyoruz. Bir Gün gazetesi neler yazdı? Hemen bakalım. Emekliler için kaynak yok, milyonlarca emekli maaş düzenlemesi beklerken iktidar kaynak yok demagojisine devam ediyor dedi. Emekliye verilecek 3 kuruş artış için neden bu kadar ayak direme var diye sordu. Ekonomi yönetiminin kaynak yok, yük artar, enflasyona sebep olur bahaneleriyle emeklilere dönük iyileştirmeye karşı çıktığı biliniyor ve emekliler sefalet aylıklarına mahkum ediliyor dedi Bir Gün gazetesi. Şimdi milyonlarca emekli ek zam